Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Benim ismim Heşyar Diro. Bingöl'ün Genç Kazası'nın Dareyeni Gaz Köyü'nde doğdum. 1958'te. İlkokulu köyde okudum. Ortaokulu, liseyi yatılı okudum. 1978'de Diyarbakır'da çalışmaya başladım. Benim okul hayatım içerisinde o zaman Gönce Harekat'la ilişkilerim gelişti. 1975 yılında çeşitli Gönce düşüncelerle kontak gelişti. 1978'den 77'den itibaren de Kürdistan Devrimcileri diye bir grup var o zaman. Şimdi daha sonra PKK'ya dönüştü. Onunla ilişkilerim gelişti. Diyarbakır'da duran kalkan ve benzeriyle ilişkilerimiz oldu. Bingöl'de Genç Dareyeni ve Zeki Palabıyık'la en çok ilişkilerimiz gelişti. Daha sonra lise bitirdikten sonra Maden Tetkik Arama'da başladım çalışmaya. Orada bir arkadaş vardı, Musa Durak. Daha sonra şehit oldu. Kuk Hareket tarafından öldürüldü Diyarbakır'da bir otelin lobisinde. Aynı yıl 1980'in 2 Mayıs'ında yakalandım Diyarbakır'da. 23 gün polis karakoluna kaldıktan sonra Diyarbakır Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi bizi tutukladı. Ne zaman tahliye oldunuz? 1988 yılında, 88'in Şubat'ında tahliye oldum. 88'ini 1 Mayıs'ında, yani tam 8 yıl, 9 yıl sonra sınırdan yayan Yunanistan'dan geçtim. Ve Yunanistan'da bir yıl kaldım. Bundan sonra bu süre içerisinde örgütle ilişkilerim vardı. Bir örgütle hareket ediyordum. Yunanistan komitesinde çalışıyordum. Çeşitli sorunlar çıktı. Anlaşamadık, oradan İsveç'e geçtim. İsveç'e geldikten sonra 1989'dan, 89'un Haziran'ın sonuna geldim. 28-29 Haziran'da İsveç'e geldim. Bundan sonra da artık pek başka bir yol kendime çizmeye başladım. Bu süre içerisinde yeniden liseye gitmeye başladım. Yeniden lise, 3 yıl liseyi okudum burada. İsveç, Stockholm'da. O liseyi okuduktan sonra bir yıl İngiltere'ye gittim, İngilizce öğrendim. Ondan sonra da üniversiteye girdim burada. Psikoloji, 5 yıl psikoloji programını okudum, psikolog programını okudum. 2001 yılından itibaren de bir üniversite hastanesinde psikiyatri klinikte çalışıyorum. Neden psikoloji okudunuz? Niçin psikolog oldum da başka bir şey olmadı? Mesela benim annem niye bana diyor psikolog oldun da doktor olmadın?
Aslında benim psikolog olmamın birçok sebepleri vardır. Bunun en büyük sebeplerinden biri o 8 yıl Diyarbakır cezaevinin, Diyarbakır askeri cezaevinde kalmamın ve orada gördüklerimin ve bunun benim üzerinde yaptığı etkilerin, benim gördüğüm insanların ne hale düştüklerinden dolayı merakım çok yüksek olmuştu. Daha cezaevindeyken en çok psikolojik kitaplar okumak istiyordum. Bu da benim için hem bir yaşamın direnci oluyordu, hem de kendi yaşamımın ve çevremin, o ortamın nasıl halledeceğimi, nasıl yaşayacağımı iyi anlamamın bir nedeni oluyordu. Ve bu benim için çok büyük bir önem taşıyordu. Yani çünkü Kürtlerin Kürt tarihinde psikoloji diye bir kavram pek konuşulmaz. Kimse psikologla psikiyatr, yani bir doktor arasında farkın ne olduğunu bilmez. Psikoloji Kürt aydınlar içerisinde bazen en çok işte Freud diye anlam taşır. Fakat psikoloji öyle değil. Psikoloji büyük bir bilim dalıdır ve bu Avrupa'nın, dünyanın birçok alanında büyük bir şey var, yani büyük bir gelişme var. Büyük araştırmalar yapılıyor. Ve çok değişik dallarda, her alanda psikoloji büyük bir önem kazanmıştır. Ekonomide, sosyal, politikte, insanın sağlık durumunda, organizasyonlarda, partilerde, konsültasyonlarda, yani yol gösterme, kılavuz etme alanlarında büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bu nedenle ben, yani genç olarak biz hep Kürdistan'da devrimci olduğumuz zaman hep kendimizi piyoner olarak görüyoruz. Çünkü biz hep bir, yani biz daha başlayanlardık. Yani mesela bizim köyde ben devrimci oldum. Benden önce kimse devrimci değildi. Hani piyoner, yani bizde işi başlatma var. Benim kafamda biz devrimcilerle anlaşamadık. Bu PKK'yla anlaşamadık. Okey, PKK'yı bir yana bırakalım. Peki başka bir alanda ne yaparız? Nasıl bir birinci olacağız? Yani bir şeyi başlatalım, gelişsin, yani yeni bir etki yapsın halkımız için. Bu bakımdan ben çok merak saldım. Yani psikolojiye çok merak saldım. Çünkü psikoloji Kürtler arasında çok konuşulmaz. Kürt gençleri bazen bu Stockholm'da konuşuyoruz. Diyor ya doktor olurum der ya da avukat olurum der. Kimse demez ki ben işte psikolog olurum ya da başka çok, yani böyle nam salmayan meslek konusunda kimse konuşmaz. Herkes ya doktor ya avukat olur ya da sosyolog olur. Bu üç yani meslek Kürtler arasında çok yaygındır. Tabii bunun da psikolojik nedenleri vardır ve buna girmeyeceğim. Aslında ben bugün anlatmak istediğim şey şu. Benim en büyük psikolog olmamın en büyük nedenlerinden biri Diyarbakır cezaevi idi. Diyarbakır cezaevi benim için çok büyük bir hem inspirasyon, hem beni hayatta tutan, hem de benim için büyük acıları taşıyan bir zaman periyodudur. Bu periyod içerisinde çok değerli insanlarla karşılaştık. Çok değerli insanlarla gördük, oturduk, yattık. Bunlarla Hayri Durmuş, Kemal Pir, Mazlum Doğan, Ferhat Kurtay ve benzerleri, birçok insanla oturup sohbet ettik. Biz gençtik, biz 17-18, ben yakalandığım zaman 19 yaşındaydım. Gençtim, yani 19 yaşındaki genç insanlar bugün kimseye değer vermezler. Fakat bizde çok büyük bir şeydi. Yani Hayri'nin bizim kolumuza girip böyle bir tur havada atması bizim için büyük bir şerefti. Yani biz kendimizi bir kral gibi hissediyorduk o zaman. Bütün bunlar benim için çok önem taşıyordu. Bunun için psikolog bilmeyeyim, yani eğitimin içerisinde en çok ben fokusumu Diyarbakır'da ne oldu onun üzerine
topladım. Tezinizi ne üzerine yazdınız? Tezimi Diyarbakır Cezaevi üzerine yazdım. Bugün birkaç kelime ben yazdığım tez üzerinde durmak istiyorum. Ben hep bu soruya cevap aramak istedim. Diyarbakır'da niye bize böyle davrandılar? Bize niye işkence yaptılar? Niye işkence yapıyorlar? Bu işkencenin amacı neydi? Bunun yarattığı tarifler, üzerimizdeki tarifler nelerdir? Ve bunlar bugün nasıl bu işkence görenler, bu işkence gören insanlar bugün ne yapıyorlar? Hangi cehennemi yaşıyorlar? Hangi cenneti yaşıyorlar? Bunu merak ediyordum. Ve bunun üzerinde tezimi yazdım. İşkence her zaman, yani bütün dünya bilim adamlarının araştırmalarında 3 sonuç üzerinde toparlanmışlar. Bunun birincisi yani davranış bozukluğu, ikincisi algılanma bozukluğu, yani yeni bilgi edinme, yeni konsantrasyon, yeni şeyleri öğrenme bozukluğu. Yani insanın beyninde büyük bir tahribat yapıldığı için ve beyin çok bu işkenceyle meşgul olduğu için bu tür şeyleri algılama imkanını bulamıyor. Çünkü beyin o öyle bir stres olmuş ki o işkencenin şeyiyle meşguldür. Tabii bu sebeple şey etmiyor. Üçüncü tahribat, fizyolojik tahribat. Yani vücut hastalıkları. Yani bu biz bu doktor biliminde biz şey diyoruz, somatik sonuçlar. Mesela baş ağrısı, mide ağrıları, mide kanseri, ülseri, bağırsak problemi, mesela bağırsaklar şey etmiyor, doğru dürüst çalışamıyor. Kaslarda büyük bir bozukluk, hareketlilik imkanı kısıtıyor. İşte bütün bu, yani bu şeyler işkencenin bir tahribatı oluyor. Bir de işkenceyi niçin yaptılar? Bunu da bilmemiz gerekiyor. Aslında işkence Türklerin icat ettiği bir şey değil, biliyor musunuz? İşkence dünyanın her tarafında kullanılmış. Ta Yunanların eski tiyatro sahnelerinde bile işkence yazılmıştır. Yani kitaplar var, tarihi belgeler var. Bu işkence nasıl yapıldığının yani tarifi yapılmıştır. Aslında işkence mesela İngilizce'de torture diyor, torture Latince'de tokur, yani kıvrılma, yani bu çevirme anlamına gelir. Bunu dünyanın her yerinde yapmış. Mesela Hristiyan devrinin gelişmesinde Hristiyan olmayanlar Hristiyan'a yaptılar. Fransız devriminin sonunda ve önünde insanlar kendi muhaliflerini yapıyordu. Daha sonra da işte bu sömürgeler oluştu, sömürgelere taşıdı Avrupalılar tarafından ve böylece yaygınlaştı ve bugün de dünyanın Amnesty International'ın raporlarına göre dünyanın 160 ülkesinde yani işkence yapılıyor. Yani sistematik işkence yapılıyor. Yani dünyanın 160 ülkesinde sistematik işkence yapılıyor. Çok büyüktür, öyle değil mi? Onun için mesela diyelim işkence yapılırken işkenceyi işte yani bir amaç için yapılıyor. Esat Oktay Yıldırım. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Esat Oktay Yıldırım Diyarbakır Cezaevinde 35 hücresine geldiği zaman biz hep ayakta hazırda beklerken böyle gidip geliyordu ve şey diyordu. Diyordu ki biz sizi öldürmeyeceğiz. Biz sizi öldürmeyeceğiz. Biz sizi öyle sofistike herhalde metodlarla öyle bir duruma getireceğiz ki siz ananızdan doğduğuna pişman olacaksınız. Siz öyle çekeceksiniz ki siz ölmek istersen de biz sizi yaşatacağız. Ta ki sizi bıraktığımız zaman siz kapının önünde ölesiniz. Yani bu çok şeydir, yani enteresan bir şeydir.
Aynı söz Latin Amerika'da, Bolivya'da bir işkenceci kendi insan, yani şeylerine söylüyor. İşkence ettiği insanlara söylüyor. Yani bu da gösteriyor ki bu bir internasyonel bir şey var. Yani bir global bağlantısı da var. Yani bu her yerde aynı amaç kullanılıyor. İşkencenin amacı nedir? Mesela Sartre diyor ki işkence sadece insanları teslim alma, insanları itirafa zorlamak değildir. Bir amacı insanları itiraf etmek, insanları kendine ihanet etmesi demek. Yani kendi örgütüne, kendi şeyine ihanet etmektir. Diğer tarafı insanı kendi kendine ihanet etmesidir. Kendini başkasının altına atma prosesidir. Ve diyor ki bu da diyor bu insanın kendi kendine ihanet etme şeyiyle oluyor. Yani kendi çığlıkların, kendi kendini ele vermenin sonucudur. İtirafçının psikolojisi. Ve diyor insan kendi kendine ihanet ettiği zaman hayat boyu bu insan ikinci insan, yani under mention, bir ikinci insan oluyor, ikinci sınıf oluyor. Yani bu şey oluyor ya, yani artık o insan olmuyor, yani insanın altında her zaman, yani başka bir mahluk olur. Bu da çok enteresandır. Bunu ben cezaevinde çok gördüm. Mesela itiraf edenler çok, itiraf edenler cezaevinde işkencede çözülenler cezaevine geldiği zaman, yani boyun damarları kırılmış, yani boyunları eğikti, yani şey değildi, yani kendine olan inançları kırılmıştı, kendini bir insan olarak görmüyordu, yani tamamıyla bir depresyon içindeydi, yani kimse yüzüne bakamıyorlardı, hiçbir zaman kendi görüşlerini, kendi şahsi ihtiyaçlarını doğru dürüst direkt anlatamıyorlardı, büyük bir yani şey eziklik içerisinde hep yaşıyorlardı. Bu da aslında Sartre'nin şeyini doğruluyor. Yani hem yalnız yani İtiraf sadece bilgi vermek değildir. İşkence yalnız bilgi vermek, örgüt hakkında veyahut da bir şey hakkında bilgi vermek, itiraf etmek, çözülmek değil. İşkence insanı kendi kendine, yani kişinin kendi kendine ihanet etmesi demektir. Kendi kendini ikinci insan derecesine düşürme demek. Hayat boyu. Bu da yani Esat Oktay bunu biliyor muydu? İşkence yapanlar bunu biliyorlar. İşkence yapan Diyarbakır'dan işkence yapan aslında Esat Oktay Yıldırım bir semboldür. Yani yoksa o Esat Oktay Yıldırım ben şey olarak bir işkenceci olarak görmüyorum. O sadece bir aletti yani. Bir çekiçti, bir çekiç diyelim. Yani bir kürekti. Fakat kürek bir başkası tarafından veya bir çekiç bir başkası tarafından kullanması gerekiyor. Onu kullanan eller biz görmüyorduk. İşkence başlamadan size test yaptırmışlar. İşkence başladı. Birkaç hafta sonra bize büyük bir psikolojik test yaptılar. Bunu şu anda çok iyi, ben şu anda çok iyi anlıyorum. Onun üzerine araştırma yaptım. Bu işkence, bu test şeydir. Yani bu bize şey diyorlar, kişilik veyahut da personliyet test diyorlar. Yani kişiliğin bazı taraflarını ortaya koymak ve buna göre işkenceyi organize etmek. Yani hangi bu adam bu tarafı kuvvetlidir, bu tarafına vurmak gerekiyor. Adamın bu tarafı zayıftır, bu tarafına girip bu tarafını kazanmak gerekiyor. Yani o mesela o test yaptıktan sonra bunu mesela Diyarbakır Kolordu'ndan veyahut da Genel Kurmay'ın laboratuvarlarında analizini yaptıktan sonra bize işkence şeyleri, periyodları şey geliyor. Yani Esat ona göre emir alıyordu, talimat alıyordu ve Esat'a söylenen ne varsa onu göre yapıyordu. Onun için Esat bir şeydi. Yani Esat aslında bir palyaçoydu. Yani şey değil yani böyle işkence yapan bir palyaço. İşkencecilerin psikolojisi.
Bunun psikoloji şudur. Ben bu adama işkence yapıyorum. Bu adam ülkemi yıkıyor. Bu adam artık yaşama hakkı yoktur. Bu adam en berbat mahluktur. Bu bakımda bunu buna göre ayarlıyorlar. Çünkü ve bunu yaptığı zaman da aferin diyor. Sen işte ülkenin kahramanısın. Sen işte Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi adamısın. Sen kahraman bir askersin, kahraman bir komutansın. Ve bunun için nişanlar veriliyor. Bunun için şey diyor mesela psikolojide buna biz şey diyorlar. Pozitif kuvvetlendirme. Yani mesela bunu biz psikolojide bir şey var mesela her şey yaptığı zaman bir küçük bir şey yaptığı zaman bir pozitif bir şey ve yani kuvvetlendirme oldu mu sen ikinci kere aynı şeyi tekrarlama imkanı yükseliyor. Yani olasılığı yükseliyor. Mesela bir çocuk sen bir kere şeker verdiğin zaman ikinci kere yani o iyi davrandığın zaman ikinci kere gelip senden şeker isteme imkanı yükseliyor. Veyahut da bana bir kere aferin dediği zaman bir şey yaptığı zaman ikinci kere aynı şeyi yapma daha çok rahat oluyor. Yani buna biz yani psikolojide pozitif kuvvetlendirme diyoruz. Yani pozitif. Bu işkenceciler, gardiyanlar, o askerler, o Esad Oktay kolordan büyük kuvvetle yani pozitif kuvvetlenme alıyordu. Yani bir adam öldürdüğü zaman aferin deniliyordu. Bir adamı çözdüğü zaman bir madalya veriliyordu. Bu da onların motivasyonunu kuvvetlendiriyordu işkence yapmak için. Şimdi bu işkence bize karşı yani onların şeyi buydu. Yani psikolojisi buydu. İşkence görenin psikolojisi. Bizim psikolojimiz buna karşı daha değişik. İşkence bize yapılırken sadece bir cepheden saldırmıyordu. Birçok cepheden saldırıyordu. Yani fiziki işkence bize yapılıyordu. Bir de psikolojik işkence bize yapılıyordu. Fiziki işkence işte sopayla vurmak, falaka çekmek, elektrik yaptırmak ve benzeri şeyler. Psikolojik işkence mesela polis karakolunda gözlerimizi kapatılıyordu. Yemek verilmiyordu, uyutulmuyordu. Bize mesela işkence sesleri dinletiliyordu. Ayaklarımız bağlıyordu, ellerimiz bağlanıyordu. Tuvalete gidemiyorduk mesela. Kendimizi işiyorduk, kendi altımıza ediyorduk. Bütün bunlar yani bilinçsiz değil. Yani gardiyanın bilinçsizliğinden ve orta şeyin tembelliğinden değil. Yani bunlar hep amaçlıydı. Yani bizi psikolojik olarak şey etmek, yani bizim bütün mekanizmalarımızı kırmaktı. Yani bizi bir hayvan pozisyonuna sokmaktı. Çünkü bu yapıldığı zaman daha rahat itiraf etme imkanı oluyor. Çünkü sen yani senin bütün değerleri yok olduğu zaman artık bir şeye bağlanacak, bir şey tutacak şeyin kalmıyor. Yani bir denize atladığı zaman eğer bir can kurtaran şey olursa tutarsın onu, kendini kurtarırsın. Fakat biz bir denize bütün bu şeyler bizde aldığı zaman biz daha rahat teslim olabiliriz. Yani insan olarak, yani bu Kürtler için değil, her insan için böyledir. İşkencenin aşamaları da var mı? Yani ben işkenceyi sadece karakolda başladığı şeyiyle görmüyorum. Yani psikolojik olarak işkence aslında bu politik mahkumların, yani politik esirlerin, insanların, yani cezaevi girenlerin işkencesi çok çok önceden başlamıştı. Yani işkence edilenlerin çoğu en az 2 yıl, 1 yıl, 1 yıldan fazla illegal bir yaşam yaşanmıştı. Yani bazıları 10 yıl, bazıları 5 yıl, bazıları daha çok zaman hep illegal olmuştu. Yani ailesiyle ilişkileri kopmuştu, işiyle ilişkileri kopmuştu. Profesyonel, o zaman profesyonel dövmücü diyorduk. Yani profesyonel çalışıyordu. Kendi arkadaşları ilişkileri kopulmuştu. Kendi toplumla, yani toplumun o çevresinden yetişip büyüdüğü çevreden kopmuştu. Bir bu. Bir de bu da çok, yani sosyal yapıyı şey diyor, yani bizi zayıflatıyor. Yani psikolojik yapımızı etkiliyor. Yani. Bir de bir tarafta da devletin, yani polisin
gizli polisin peşimizde olduğundan dolayı hep bir korku içinde yaşıyorduk. Gece doğru dürüst uyuyamıyorduk. Uyuduğum zaman bir şıkırtıdan hemen kalkıyorduk. Bazen elbiselerimizi çıkarmıyorduk, elbiseyle yatıyorduk. Bazen evi bırakmak zorunda, gecenin ortasında evi bırakmak zorunda kalıyorduk. Ve böylece yani işkence birinci aşaması daha yani cezaevine, polis karakoluna girmeden önce başlıyor. Buna ben birinci aşama diyorum. Yani polis karakoluna düşmeden önce işkence. Bir de işkence ceza yani polisin seni yakaladığı ve askerin seni yakaladığı gün dakikadan mahkemeye çıkarıp tutuklu dakikaya kadar. Bu arada çok intensif bir işkence geçiriyorsun. Yani her şey burada yani fiziki, psikolojik her alanda seni intensif bir işkenceden geçiriyorsun. Bu çok yani değişik metodlar kullanılıyor. Hem psikolojik hem fiziki. Mesela benim tezimde ben hemen hemen 50'ye yakın bu insanlar mesela ben yani araştırmaya giren insanlara interview yaptığımız zaman bu insanların hepsi hemen hemen 60'ın üzerinde çeşitli işkence metotlarıyla karşı karşıya gelmişti. Bunlardan falaka, elektrik, aç kalma, ölümle tehdit etme, yapmacıklıkta idam ettirme. Mesela seni idama götürüyoruz, idam edeceğiz seni ve benzeri. Bunun dışında mesela hepsi bazıları iki ay, bazıları 3 ay işkencede kalmışlar. Bunlar 3 ay içerisinde gözleri kapalı. Bazıları aylarca yani hem bütün tuvaleti kendi altına etme. Her çeşit kirlilik, yemek ve benzeri. Bunların bütün bu değer yapılarını kırmaya çalışmak. Yani psikolojik değer yapılarını, ahlaki yapılar şeylerini, prensiplerini kırmaya çalışmak. Bunun dışında da mesela polis ikinci bir işkence yani psikolojik işkence metodu da biri gelir sana sigara verir. Diğeri gelir seni döver. Biri gelir diyor ya ben işte bu polis çok berbat bir adamdır. Ben size dost gibi görünüyorum. Diğeri gelir bir dakika sonra diğeri gelir seni döver. Burada insanın şey diyor ambivalens yani kararsızlığa sokma. Yani bir tarafta sana iyilik gösteriyor ya insanın psikolojik yani ihtiyacı olan iyiliğe yani güzelliğe ihtiyacı çok çok iyi böyle bir ortamda. Buna bağlanma, buna bağlı kalma. Yani bunun kölesi gibi durumuna düşme. Bağımlılık. O iyi görünen polise bağımlılık. Kötü dövene de korku. Burada senin mesela çözme imkanı çok kolaylaşıyor. Senin kendini ihanet etme olanağın çok kolaylaşıyor. Çünkü sen iyilik yapana çok kolay kolay yok demezsin. Mesela daha sonra gelir ya kardeşim bu ne beladır, bu ne dert sen çekiyorsun ya boş ver bunu ya gel ben sana yardım ederim. Biz bu işi kurtarırsan söyle bazı şeyleri biz bu şeyden seni kurtarırız. Bu adam seni daha dövmezsin yani bu çok berbat bir adamdır. Adamın 3-4 kişiyi gözümün önünde öldürdü falan filan. Bunu yapınca bu adam tamamıyla buna bağımlı kalır. Yok etmez ve çok çabuk kendine ihanet eder. İşte bütün bu şeyler yani bir de yani bu temel ihtiyaçlar dediğimiz uyku, yemek, hareket etme imkanı, total ellerine alınmış kontrol imkanı yoktur. Bu da daha da kolaylaştırıyor. Bir de fiziki acı, fiziki işkence tamamıyla bu adamı yok etme durumuyla karşı karşıya getiriyor. Bu özellikle bu ikinci aşamadadır. Bu ikinci aşamada bazı insanlar kendini iyi kurtarıyorlar. Bunun nedeni de bazı bilim adamları diyorlar ki bu birinci aşamada mesela o illegal dönemde özellikle bu politik örgütlerde bazı politik örgütler kendi elemanlarına işkence ediyorlardı. Yani bunları deniyorlardı. İşkence yakalandığı zamanlar hazırlansın.
Evet, bazıları bunu, hepsi, bütün politik organizasyonlar, herkes 3-4 kitap işkence yapılanları, işkenceyle ilgili 3-4 kitap okumuştu. Mesela Vietnam'ın savaşına ilgili kitaplar, mesela birçok kitaplar biz okumuştuk, ben okumuştum. Yani işkenceye bir militana öğütler diye bir kitap var, ben unutmuyorum. Biz buna daha yakalanmadan önce, devrimci olur olmaz bunu okuyorduk. Yani bizde, yani psikolojide biz şey diyor, yani bir hazırlama periyodu. Şimdi bazıları yakalandığı zaman belli bir oranda hazırlıklıydı. Yani ne başına geleceğini, poliste buna neyin başına geleceğini biliyorlardı. Mesela PKK'nın bir şeyi vardı. Mesela işkenceyle ilgili bir kılavuzu vardı. Yakalandığın zaman nasıl polise karşı hareket edeceksin. Mazlum Doğan ve birkaç tanesi bunu yazmışlardı. Çeşitli öğütler yani. Ne yapacaksın? Eğer sen inkar edemiyorsan dileksen böyle söyleyeceksin ve ben seni. Bu da bazı insanları hazırlıklı duruma getiriyor. Şimdi işkenceye girdiğin zaman ne kadar hazırlıklıysan, o zaman o kadar da imkan, yani senin kontrol etme imkanın yükseliyor. Senin kontrol imkanın yükselmesi, senin neyin başına geleceğini tahmin etme imkanını yükseltiyor psikolojik olarak. Bu da senin yani o işkence metodlarının sana karşı tesir etmesinin kuvvetini aşağı indiriyor. Yani tesirini azaltıyor. Yani bir nevi, hani biz bazı, mesela bu doktor ilminde aşı yapıyorlar. Hani bazı hastalıklara karşı aşı yapıyor. Bağışıklık mı gelişecek? Bazı bilim adamları işkence yapsın, bazı zor şeylere karşı insanlar bir bağışıklık kazanıyor. Bir de Kürtlerin yani yaşam tarzı, aslında genel bir yaşam tarzı var. Çok yani zor bir yaşam tarzı. Bu da ikinci bir bağışıklık kazanma imkanını veriyor. Yani Kürt gençler, mesela ben çok iyi hatırlıyorum, özellikle köylü kökenli Kürt gençlerinin işkencede çok daha dayanıklı, çok daha yani kendini idare edebiliyorlardı. Yani bunu mesela şehir çocukları, mesela biraz daha ortamdan gelen çocuk, gençler veya insanlar işkenceye fazla dayanmıyorlar. Yani. Çünkü çok zor bir şey yani, fiziki olarak acı çok çok, yani onların zayıf olduğundan değil yani. Onlar alışkın değiller. Mesela bir köylü yani dayak yediği zaman fazla şey etmiyordu, umursamıyordu. Bu da yani bağışıklık kazanma imkanını veriyor. Yani bir nevi bağışıklık, yani bağışıklık demek yanlış da aslında, fakat bir nevi hazırlıklı yapma, hazır olma imkanını veriyor insanlara. Bundan dolayı da yani polis sorgusunda nasıl çıkılacağını, bunun hazırlıklı olup olmadığına bağlı. Bir de tabii ki bu geçmişi, tabii ki bunun en başka faktörler de burada çok büyük bir rol oynuyor. Üçüncü aşama cezaevine geldikten sonra başlıyor işkence. Bunun en özel örneği Diyarbakır cezaevi. Cunta geldikten sonra, cuntadan önce de büyük bir işkence hazırlıkları vardı. Yani işkence o kadar intensif değildi, o kadar kuvvetli değildi. Fakat birçok alanda işkence yapılıyordu. Yani rahatsız ediliyordu. Ya gardiyanlar tarafından, ya idare tarafından, ya senin mektup verilmiyordu, ya senin görüşmelerini kesiliyordu, ya da avukat görüştürülmüyordu, ya da havalandırma çıkartılmıyordu ve benzeri şeyler. Fakat 12 Eylül geldikten sonra bu sistematikleştirildi. Yani artık polis işkencesinden daha intensif, daha kuvvetli bir işkence metodu geliştirmeye başladı. Polis genellikle bilinçli yapıyor işkence. Yani insanları öldürmek için değil, insanları çözmek, itiraf ettirmek, insanları kendi kendine ihanet etme amaçlıdır. Ve cezaevinde işkenceleri tamamıyla bir imha etme, yani yok etme, total yok etme
amacını taşıyordu. Mesela ve bunu yapanlar da çok bilinçsiz insanlardı. Yani genç insanlar, yeni askere gelmiş Orta Anadolu'nun gençleri, özellikle Karadeniz gençler, köylüler. Cezaevine getiriyor, güzel bir üniforma giydiriliyordu. Komando üniforması özellikle, mavi beyli üniformalar giydiriliyordu. İlk günlere geldiği zaman bu askerler bize abi diyorlardı mesela. Bir hafta abi diyorlardı, işte çok nazik insanlardı, nazik davranıyordu. İkinci haftada bakıyorduk bunlar artık abi demiyordu. Yani her açtığı ağzında ya bir helikopter oluyordu ya yani nasıl... Bir sürü küfür ediyorlar. Yani küfürle bizimle konuşuyorlardı. Bidonları o zaman elle kaldırıyordu birinci haftada. İkinci haftada tekmeyle yer değiştiriyordu. Bu şey deniyordu. Yani bunların da bir türlü şartlandırma, beyin yıkama prosesinden geçiriliyordu. Yani cezaevinin o sistemi başı Esad'dı. Ve onun talimat verenler de. Bunları bu şekilde bunlara hem ödül veriyordu hem de o pozitif kuvvetlendirme dediğimiz şey özellikle veriyordu. Güzel yemekler veriyordu bunlara. Hiç dövülmüyordu, hakaret edilmiyordu. Hep aferin deniliyordu. Kim daha çok dövdü, kim daha çok hakaret etti, kim daha çok Kürtleri tekmeledi bunları. Yani terfileri yükseliyordu. Bu onlarda büyük bir şey. Yani kuvvetlenme yaratıyor. Onları işkence yapma hazmini yükseltiyor. Siz işkencecilere nasıl bakıyordunuz? Bizde bu işkence gören insanlar biz buna karşı da değişik yöntemler geliştiriyorduk. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Biz gardiyanların bazı gardiyanlara isim onları insan ismiyle konuşmuyorduk. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Bir gardiyan vardı. Çok böyle çok cılız bir insandı. Çok çirkin bir insandı. Yani ben insanları seviyorum ama o adam çok çirkindi. Bu adamı biz buna bir isim takmıştık. Mesela bok torbası diyor. Bok torbası dediğimiz zaman biz biliyorduk kiminle hangi gardiyandı. Mesela bir adam mesela kamburdu. Yani çok şey götü yere yakın böyle kınırlı bir adam yani. Biz buna mesela kaz diyorduk. Yani bazılarına mesela değişik isimler takmıştı. Özellikle böyle hayvan isimleri böyle veyahut da pislik isim. Pislik ile çağırıyorduk. Bunu ben çok düşündüm. Mesela bu psikoloji okuduğum zaman bunu niçin biz yapıyorduk? Aslında biz iyi insanlardı. Biz devrimciydik, humanistik insanların güzelliği, insanların demokratikliğini hep savunuyorduk. Fakat bu insanlara bok torbası diyorduk. Veyahut da kaz diyorduk. Veyahut da böyle kötü isimler, lakaplar takıyorduk. Niçin takıyorduk? Ben çok düşünmüşüm. Okula gittiğim zaman da yani psikolog eğitimini gördüğüm zaman da düşündüm. Cezaevinde bu gardiyanlara niye öyle kötü isimler taktık? Mesela çok bok torbası, kaz ve bize bunları bu isimlere taktı. Fakat benim geldiğim sonuç şu. Biz iyi insanlardık, humanist insanlardık, devrimci insanlardık. İyi, güzeli insanlığı seviyorduk. Fakat bu insanları sevmiyorduk. Ve bu insanlara kötü isimler takıyorduk. Bu çok zoruma gidiyordu bazen. Cezanın çıktıktan sonra tabii bunu düşünmeye başladık. Yani bu benim ahlaki ile ilkelerim, prinsiplerim üzerine yani ters düşüyordu. Fakat bunun psikolojik bir iyi yanı vardı. Eğer biz bunu yapmasaydık, o zaman biz yani şansın yani sanolikiyet imkanı at kendimize ihanet etme imkanı yükselirdi. Yani acı imkanı yükselirdi. Biz bunu yapıyorduk, biz de bir şey yapıyorduk. Yani bu distans, mesafe koyma. Yani bu adam benim değerlerimi paylaşmıyor ve bu adamla bir ortak payım yoktur. Bu adam iki ayaklıdır fakat bir bok torbasıdır. Başka bir şey değildir. Bu adam bir insan gibi görmüyorum. Bu benim yani işkenceye karşı bu herkes yapıyor. Ben değilim. Yani bütün 35. koğuş alanında yani biz 35'te kalıyoruz ama
Ben çok iyi biliyorum. 35. Bizim hücrede biz 5 kişiydik. Hep beşimiz bu ismi takıyorduk. Çünkü yani şeydik. İkna edik yani. Buna bu isim takılır. Bu da bizi aslında ayakta tutma imkanını verdi. Yani çünkü eğer biz onu bir insan yerine koysaydık, o zaman bu işkencenin niye bize yapıldığının anlaması imkansızlaşırdı. Fakat onu bizden uzaklaştırdığım zaman işkencenin niye yapıldığını ve işkenceye karşı direnmenin de bir vazife olduğunun imkanını bize veriyordu. Şimdi bu bizi çok yani kuvvetli yapıyordu bu temelde. Benim yani bu tabii bu bilimsel bir şey değildir, analiz değildir yani benim kendi görüşümdür.